Mesela çift terapisi değil bizdeki. Çünkü oradaki eş bile olsalar ikisinde farklı kayıtlar ve kodlar çıkıyor. Ben tek görüşüyorum. En çok rağbet gören çalışmamız ilişki şifalandırması. Bir ilişkim var, kötü gidiyor. Bunu nasıl dönüştürebilirim? Veya ayrıldım, geri dönmesiyle ilgili nasıl bir enerji veya uygulama yapabilirim? Erkeklerde genelde para çalışmaları, bereket çalışmaları çok ilgi görüyor. Bir de spesifik korkular. Uçağa binme korkum var veya sosyal fobilerim var. Topluluk önünde konuşamıyorum. Genelde bu tarz konularda çalışıyoruz. Bazen bu, ama bu danışmanlıkların legal vergisini ödediği böyle bunu çok dikkate almak gerekiyor. Ben bunu her seferinde özellikle belirtiyorum ki yani bu bir profesyonel bir danışmanlıktır ve burada vergisi ödenmiş bildiğimiz bir iş anlamında yapılmış. Yani bundan yıllar önce işte ben ilk defa sizin programınıza çıkarken 9 sene önce ve o zamanlar diyelim. Spiritüelizmi yani Türkiye'de kendi tarzımda tanıtmaya çalıştığımı düşünüyorum. Mesela o zamanlar ritüeller vesaireler TV'de çok anlatılmazdı. O zaman onu anlatmak bir cesaretti. Sonra dinle kişisel gelişimi kombine etmek bir cesaretti. Sonra sadece kişisel gelişimci olarak bir, belki dualarla ilgili kitabı çıkarmak bir cesaretti. Her zaman ilginç, değişik şeyler insanlara sunmaya çalıştım. Çünkü bizim ülkemizde kişisel gelişimcilik çok hızlı tüketilebiliyor. Mesela bir sene bir şey trend oluyor. Mesela bilinçaltı dönüşüm 1-2 sene gider. Sonrasında farklı bir şey daha sunmanız gerekiyor. Veya başka bir şey birleştirmeniz gerekiyor. Biz bu alanda yani çok hızlı alıp tüketen ve yeni bir şeye tekrar aç olabilen insanlara aslında sesleniyoruz. O yüzden ben hep değişik metotları, değişik uygulamaları bulurum. Bu konuda kendimi geliştiririm ve öneririm. Yani spiritüel danışmanlıkla ilgili iyi şeyler yaptığıma inanıyorum. Bunu birçok yerde savunmaya çalıştım. Sizin tartışma programlarınıza da geçmişte. İyi bir yere gelmesi, insanlara fayda etmesi için gerçekten çok idealistçe sabah 8, gece 1 çalışıyorum. Ve her sene bir kitap yazıyorum. 9 tane kitabım var. Böyle bir şeyin olduğunu, hani sen yalnız değilsin. Evet, bilimsel ilerleyebilirsin ama bak manevi bir sebepten dolayı sorun yaşıyorsan böyle bir şey de yapabilirsin hayatında diyebildim. Ve zaman içinde bunlara hiç inanmayan birçok insan da benim danışanım oldu. Binlerce insanla çalıştım dünyadan ve Türkiye'den. Ne olduğunu çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Yani bu işi yapmak için yaratılmışım. Çok peki, şanslıyım. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde olsaydın ya da Kanada'da olsaydın. Kendi vücuduna hükmedebilen. Ve bu kadar farklı tarzda yani aşktan spiritüel dünyaya kadar böyle bir yelpazede yazabilen bir insan olarak nerede olurdun sence? Bence yurt dışında çok daha fazla ilgi görüyor bu konular. Fakat orada rekabet çok daha fazla. Aslında bizim ülkemizde baktığınızda spiritüel danışman dediğinizde birkaç kişi var. Birkaç kişi kaldı. Sana bir şey söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da bu kadar büyük nüfus ve bu kadar yaşam bilimini, yani yaşam bilimi derken yaşama bilimi, spiritüel dünya, kişisel gelişim kitapları konusunda bu kadar çok satın alabilen bu iki ülkede bence ülkenin en zenginlerinden biri olurdu. Bence korkunç bir yerde olurdum. Müthiş bir yerde olurdum. Yani, şu anda Türkiye'de. Yani ben çünkü biliyorum birçok Kanadalı dostlarım var. Amerika'da dostlarım var. Her evde. Evet. Mutlaka yani bir tane değil en aşağı 10 tane kişisel gelişim kitabını insanların yatak odalarında, baş uçlarında ya da oturma odalarında, sehpanın üzerinde ya da mutfakta, mutfak tezgahının üzerinde görebilirsin. Şu anda Türkiye'de de mesela ilk ona gittiğinizde 4-5 kitap kişisel gelişim bestselleri. Evet. Mesela benim kitaplarım da çıktığında ama o tabii ki 1-2 hafta içinde bestseller oluyor. Kişisel gelişim kitapları şöyle, tabii ki ekonomiyle de alakalı, sınıfsal gelişmeyle de alakalı, para kazanma düzeniyle de alakalı. Evet. Yani insanlar zaten ekmeklerini taştan çıkarıyorlarsa, zaten açlık sınırı hizasında, altında, biraz üstünde filan yaşıyorlarsa zaten kişisel gelişim kitabı diye bir şey söz konusu değil. Ben o yüzden ücretsiz olarak sosyal medyada tüm uygulamaları paylaşıyorum. Tebrik ediyorum seni. Evet, hepsini yani, koyuyorum. Çünkü mümkün değil. Mümkün değil. Yani bir kişisel gelişime bakabilmek için zaten ailenin açlık sınırının üstüne çıkması,
çocukların eğitim masraflarını 3 aşağı 5 yukarı halledebiliyor olması ve ondan sonra kendi mesleklerinde ya da aile mutluluğunda ya da aile mutluluğundan da sonra kişisel mutluluğu sorgulayabilecek hale gelmeleri lazım. Çok güzel söyledin. Ya bunları sorgulayabilecek hale gelmeleri lazım. Ama bir aile çoluğa çocuğa zor para yetiştiriyorsa, mutfağa zor para yetiştiriyorsa, bütün bu dertler, tasalar içindeyse hangi kişisel gelişim yahu? Yani ne kişisel gelişimi? Yani bunu sorgulayacak halde değil insanlar. Mesela dolayısıyla benim... sen güzel ve zengin bir Türkiye'nin aslında akıl hocalarından birisin. Ama ben sorarsa güzel ve zengin bir geçmişten gelmiyorum. Mesela evet, o sizin evet programlarınıza çıkmaya çalışırken işte benim bir arkadaşım otobüs biletim veriyordu. Diğeri bana kontör veriyordu. Hadi canım. Tabii ben yani işte evimizin kirasını ödeyemiyorduk. Son kitabımı yazarkenki bilgisayar işte o gün bir haciz gelip gitmişti falan. Ben çok niye zor, bana bahsetmedin ayol? Çok ben... zor şartlarda. Hadi canım. Tabii tabii. Ben şimdi genelde programlara çıktığım zaman hep ama arkamdan yazılar... programa çıkarken aldırıp gönderiyorduk yahu. Olmuyor muydu? Yok hayır. Yani genel o zamanki nasıl hayat dakika, şartlarımı anlatıyorum. Evet ha, tabii. Hayır yani... ama biz bunu yapıyorduk tabii, değil mi? Tabii tabii yapıyor, siz yapıyordunuz. Ben o zamanki standartlarımı... Standartlardan evet, anlatıyorum. Şimdi ben öyle bir hayattan geldiğim için bana mesela eve gündeliğe giden bir hanım veya borç batağında olan bir bey belki şartlarını zorlayarak da geliyor. Çünkü bende öyle bir gerçek ve öyle bir geçmiş gördükleri için maşallah biraz daha farklı bir yere koyuyorlar. Aha, bu bir. Aha. İkincisi ben her zaman şunu anons ediyor ve yazıyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Özellikle Instagram'da. Hiç paranız olması gerekmiyor. Kitaplarımı da istemiyorsanız almayın. Aha. Ücretsiz. O gün orada bir dua, bir ritüel, bir uygulama oluyor. Hmm. Binlerce kişi var. Onu yapmış, işe girmiş. Beni hiç görmüyor. Bana bir lira vermiyor. Dur bakayım. Parayla... Instagram'da takip edeyim. Takip edin. Orada her gün bir uygulama. Ama ben senin fotoğraflarını nerede görüyorum? Bir yalnız başına fotoğraflarını görüyorum. Nerede? Instagram'da baktım herhalde evet, sana. Evet. O fotoğrafların hepsinin altında özledim uygulamalar var. Özledim de mi baktım var acaba? Ne zaman evet baktım? Bir böyle bir yalnız başına bir tatil yerine gitmişsin de hep böyle yalnız... İşte ufka bakarken filan fotoğrafların var ayol. Onların altında işte uygulamalar var. Orada bir başlık oluyor resmin üzerinde. Altında mutlaka bir dua, ritüel veya uygulama oluyor. Ben altta duayı görmedim. Sana baktığın evet, için mi görmedim? Belki yoktur diye düşündünüz ama var. Evet. Ya ben sadece fayda ben üzerine. Ben anlamadım. Senin güzelliğine bakacağım bir de altına dua mı edeceğim? Altında da bir ritüel oluyor. İnsanlar yazılardan sıkılmasın diye fotoğraflar ay, koymaya çalışıyorum. Ay şekerim benim, ne tatlısın. Peki ne oldu? Hayatın nasıl gidiyor? Aşk meşk filan bir mutluluğu buldun mu? Yani mutluluğu buldum ama evli değilim şu anda. İşte kitaplar ve seanslarla şu anda yoğunuz. Böyle çok güzel. Zaten istediğim, hayal ettiğimin en yükseğinde aşkta sonuçlar. Aşkta mutluluğu buldun mu? Aşkta mutluluğu buldum ama evli değilim şu anda. Yani evliye doğru bir gidişat yahu, var mı diye soruyorsanız öyle bir şey yok. Evli olmaya her zaman evet gerek yok evli olmaya. Evet.